o konuda o belediye için bu şerhe düşmeyeceğiz. Fakat diğer belediyelere yansıtılmaya çalışılmış, atlatılmaya çalışılmış o belediyeler. Bambaşka senaryolarla gidilmiş, sadece eğitimle ilgili değil. Bambaşka kandırma senaryolarıyla gidilmiş. Karşılığında nasıl yanıtlar bulmuşlar? Bizzat belediyelere, yani belediye başkanlarına soracağız. Bakalım nasıl yanıtlar alacağız ama öncesinde konuk edeceğimiz belediye başkanlarının ismini telaffuz etmek isterim. Yozgat Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz birazdan bizlerle birlikte olacak. Burdur Yeşilova Belediyesi Başkanı Mümtaz Şener efendim. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş gönderdiğini açıkladığı belediyelerden birisi Burdur Yeşilova Belediyesi ki Başkanı Mümtaz Şener şunu söylemişti. Erasmus kapsamında İtalya ve Roma'ya giden 387 kişiden 23'ünün pasaportunu teslim etmediğini açıkladı. Başkan Şener 2018'de yaşanan bu olayın eski belediye başkanı Nuri Özbek döneminde gerçekleştiğini de belgeleriyle açıkladı. Belgeleriyle açıkladı. Yani bir önceki döneme ilişkin ayrıntılar bu şekilde. Peki diğer belediye içinde konuşacağız. Yozgat Yerköy Belediyesi içinde konuşacağız. Çünkü önümüzdeki süreçte bambaşka bir tablo görebiliriz. Nasıl bir tablodan söz ediyorum? Şimdi örneğin Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan ve giden Almanya'ya giden kaçaklardan tırnak içindeki isimlerden biri ya her gün 3-4 otobüsten bahsediyor. 1-2 yıldır geçmiş olduğu söyleniyor. Hesabı siz yapın değerli izleyiciler. Yani gri pasaport, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu nasıl bir eleştiriyle diyelim, tehlike demeyelim de hadi, nasıl bir eleştiriyle karşı karşıya kalabilir? Dış politikada milli ve yerli meselelerimizden biri haline gelebilir. Dolayısıyla biraz korkutucu bulmakla birlikte Barış Terkoğlu'nun yorumunu da merak ediyorum. Şimdi birincisi, biliyorsun Türkiye Avrupa Birliği ile bir, bana sorarsan eleştirecek bir anlaşma yaptı. Hı hı. Nasıl bir anlaşma? Suriyeli mültecileri, Avrupa Birliği dedi ki sen Suriyeli mültecileri kendi sınırlarının içerisinde tut, biz de bunun sana karşılığında para verelim. Doğru mu? Doğru. Özet, böyle bir özetlenebilecek bir anlaşma. Hatta karşılığında sınırsız Avrupa vizelerin kaldırılmasını falan tartıştık. Bu gerçekleşmedi. Şimdi bize böyle bir rol verilirken ortada Türk vatandaşları için bir tuhaflık var. Türk vatandaşları Avrupa'ya kaçmak için çaba sarf ediyor. Kaçmak için diyorum. Çünkü en nihayetinde bu öyle bir hal almış ki bizzat devletin hizmete özel pasaportları bu iş için kullanılmaya başlamış. Sadece belediyeler değil, ben bugün Diyanet'i de yazdım, zaten açacağız. Evet, birazdan konuşacağız. Şimdi bu bir kere çok feci bir durum. Çünkü bir, ülkenin itibarı açısından feci bir durum. Ülkenin pasaportunun itibarı açısından feci bir durum. Öte yandan da bir ülkenin yurttaşlarının kaçmak için çaba sarf ediyor olmasını bizim oturup düşünmemiz gerekir. Ki belediye başkanı da diyor ki ülkeye yük olmayacaklar gittiler. Aslında faydalı bir iş yaptık. Faydalı bir iş yaptık diyor. Bunu böyle bu şekilde savunuyor. Ama şimdi mesela ben şundan da bir başka bir oyun oynandığının farkında mısın? Başka oynanan oyun şu. Şimdi nereden başladım mesela? Malatya Yeşilyurt'ta. Çok somut olarak aslında hiçbir arkaik bir şey yok. Bir belediye meclis üyesini ya bu 45 kişiden gitmiş 43'ü geri dönmemiş dediği bir hikayeyle başladı. Yerel gazeteci Mahir Temur'un da hakkını verelim. Verelim. Malatya'daki geçen hafta ben burada isimlerini saya saya Malatya'daki yerel muhabirlerin de isimlerini söyledim. Hepsini tekrar etmiş. Hepsini sayalım. Peki. Gazeteci arkadaşlarımız harika bir iş yaptılar. Şimdi ne çıktı ortaya? Bir ayağında Bingöl'deki bir eski siyasetçi. Malatya'da belediyenin içindeki bir organ, bir yapı. Bazı dernekleri kullanarak, bakın biz önce dernekten şüphelenmiştik. Dernekleri kullanarak insanları alıyorlar. Uyduruk bir projeyle, uyduruk diyorum, çevreye duyarlı insan yetiştirmek gibi böyle aslında hiçbir şeyle. Alalım Almanya'ya götürelim diye insanları götürüyorlar. Karşılığında bu iş bedava yapılacak bir şey değil. Devletin pasaportuyla götürüyorlar. Yani öyle botla denizi geçmek, sınırdan koşarak gizlice askerden kaçmak değil. Devletin pasaportuyla götürüyorlar ve bu işi parayla yaptıklarını biliyorsun Sevilay Yılman'a konuşan insanlar da söyledi. Ya ikinci el kamyonu duyduk, 300 bisikleti duyduk. Daha şaşırtıcı bunun ne duyacağız ötesinde bilmiyorum. Ötesinde o kamyon hiçbir şey değil. Çünkü dedikleri kamyon ne kadar? 10 bin euro filandır değil mi? Avro, 100 evet, bin euro evet. Bir kamyondan söz ediliyor. Kaçırdıkları bir vatandaştan, sadece bir vatandaştan söyledikleri rakamlar 7 bin, 10 bin, kiminden 20 bin euro. Yani her bir partide 40 küsur kişinin kaçırıldığı bir olaydan söz ediyoruz.
Bir kişinin parasını belediyeye aslında kamyon olarak veriyorlar. Tabii. Diğer vatandaşların parasını cebine atan, kamunun kaynaklarını kendisine zenginleşmek için kullanan insanlar ve bizim ülkemize zarar veriyorlar. Yarın bir gün sen üstünde ay yıldızlı pasaportla herhangi bir yabancı ülkeye girmek için uçaktan ineceksin, sıraya girdiğinde ay yıldızlı pasaportu görüp siz kenara geçer misiniz diyecekler. Niye kenara geçermişsiniz diyecekler. Sizin pasaportunuzun üstündeki damga, girişte bunun arkasında bir sahtelik var mı diye araştıracaklar. İşte tehlike burada. Tehlike burada. Tehlike burada. Öte yandan da başka bir oyun oynanıyor dediğim şey şu. Biz bu yapıyı deşifre etmeye başladık ya geçen hafta burada. Hatırlarsın. İşte bak bu adam, bak bu adam, bak bu burada böyle bir şey var. Şimdi şunu bekliyoruz. Bu olayın üstüne gidilmesini bekliyoruz. Tabii. Nasıl? Hatırla. Geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'deki bir genel merkez çalışanı ile ilgili bir arkasındaki bir devasa ilişki ortaya çıktığı zaman da aynı şey oldu. O zaman İçişleri Bakanı çıkıp ne demişti? Muhalefet çok konuşmasın, ben görevim gereği onların mahrem taraflarını biliyorum demişti. Şimdi buraya döndük, aslında benzer bir olay seyrediliyor. Bu olayla ilgili soruşturma beklerken ne yaptı İçişleri Bakanlığı? Bir anda meseleyi İYİ Partili, CHP'li, şucu, bucu diye aslında bütün olayları birbirine karıştırarak bir tablo olarak önümüze sundu. Ve bu tablo görülüyor ki aslında işin soruşturulmasını kolaylaştırmak için mi yoksa soruşturmayı devam ettirmemek için mi yapılmış? Bunu ben bir soru işareti olarak düşünüyorum. Peki listeyi görelim. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması. Son olarak 6 belediye eklendi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik tarafından da az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili vermiş olduğun örneğe benzer bir şekilde bugün basın toplantısında ya CHP ve İYİ Parti'de de var bu durum. Bir haftadır muhalefet bunun üzerine tepiniyor demeye getirdi mealen. Yeşilyurt Belediyesi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Arıcak Belediyesi, Baskil Belediyesi, Akçakiraz Belediyesi, Servi Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Yeşilova Belediyesi, Yerköy Belediyesi, Suruç Belediyesi, Korgan Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı Belediyesi. Korgan Belediyesi'ne arkadaşlarımız ulaştı ve önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağını söylediler. Bunu da şerh düşmüş olalım buraya. Bize, tarafımıza bizzat bunu söyledi Korgan Belediyesi tarafından gelen yanıtlar. Şimdi Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener'le konuşmaya başlayacağız. Peki Mümtaz Bey hazırmış. Dönelim efendim. Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener karşımızda. Sayın Şener, Sayın Başkan merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıntı vererek sormayayım ilk soruyu. Herhangi bir yönlendirme içerisinde istemiyorum. Malum, olanlar malum. Büyük bir skandal, daha büyük bir skandala da dönüşebilir. Siz bizzat Yerköy Burdur Yeşilova Belediyesi olarak ne yaşadınız? Tam olarak bunu öğrenmek istiyorum. Size nasıl geldiler? Nasıl yanıtlar verdiniz? Sonrasında süreç nasıl gelişti? Size gelen isimler örneğin kimlerdi? Bunu merak ediyoruz. Burdur Yeşilova Belediyesi Türkiye'nin konuştuğu bu skandala dair kalem kalem adım adım ne yaşamıştır Sayın Başkan? Bu sabah televizyon haberlerinde bu konuda bilgiler aldık. Öğleye doğru Sayın Valimiz aradı. Sayın Başkanım, yurt dışına herhangi bir vatandaş gönderdiniz mi diye benim o ana kadar bizim ilçemizde belediyemizin böyle bir şey yaptığından bilgim yoktu. Sayın Valim, ben geldiğimden beri 2 Ağustos geçirdim. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yurt dışına herhangi birini göndermedim. Kendim de gitmedim diye bilgi verdim. Öğle haberlerinde, altyazılarda eve yemeğe gitmiştim. Orada duydum. Hemen evde yemeğimi yarıda bırakarak belediyeme geldim. Araştırdım. Baktım gerçekten 2018 Mayıs ayında alınan belediye meclis kararıyla yurt dışına insanların gönderildiğini tespit ettim. Bunu tabii ki çok acele bir şekilde baktığım için başlangıçta bazı şeyleri eksik söylemiş olabilirim. Tespitim şuydu: 397 kişi yurt dışına gitmek için başvurmuş, pasaport almak için belediyeye. Belediye o başvuruyu yapmış. Bunlardan 387'sine pasaport verilmiş.
10 tanesinin güvenlik soruşturması anladığım kadarıyla bozuk çıkmış ve yurt dışına gitmek için pasaport alamamış. Bu arada bu vatandaşlarımızdan 23 tanesi benim elimdeki kayıtlara göre 23 tanesi pasaportunu teslim etmedi, kaybettim diye geçiyor burada elimdeki bilgi ve belgelerde. Ancak ben 364 kişi pasaportunu getirip teslim etmiş diye biliyordum tabii. Bu sonuçtan çıkardığım şey buydu. Hı hı. Ancak o saatten beri araştırıyorum, inceliyorum belediye çalışanlarımla birlikte. Bazıları pasaport parasını temin edemedikleri için, harcı temin edemedikleri için gidememişler. Hı hı. Yani 298 civarında bir giden tespit ettik. Burada bu rakamları tabii ki önümüzdeki günlerde net olarak çıkaracağız. Ancak bu anlattığım olaylar Erasmus kapsamında 14 Haziran 29 Temmuz 2018, 12 Temmuz 27 Ağustos 2018, 14 Ağustos 29 Eylül tarihlerinde olmak üzere 3 parti vatandaşı yurt dışına göndermiş. Önceki belediye başkanımız. Bununla ilgili 23 tanesinin elimdeki bilgi yine bu çalışanların pasaportlarını geri getirmedikleri. Diğerlerinin de elimizdeki bilgi ve belgeye göre de 298 civarında elimizde pasaport var. Diğer pasaportlar ne oldu? İnanın ben de bilmiyorum ki bunlar çok güzel saklanmış belediyemde. Saklandığı için ben bu saklandığı yerden hemen bulup bunu tespit edip çıkardım. Ancak bu yapılan olayın ben 3 Nisan 2019 yılında görevi teslim aldım. O tarihten itibaren yurt dışına hiçbir vatandaşımız gitmek üzere bana başvurmadı. Ve mali işlerime sordum. Belediyemiz bundan herhangi bir para aldı mı? Kayıtlarımızda belediyemizin aldığı herhangi bir yardım para gözükmüyor. Ayrıca bizim de bu pasaportların alınmasıyla ilgili belediyemizden herhangi bir ücret çıkmamış. Bunu öyle sanıyorum götüren firmalar kendi aralarında yapmışlar ama demek ki bazılarını yatıramamışlar. Paralarının yani gidecek olan öyle sanıyorum sizin anlattıklarınızdan da duyduğum kadarıyla yatıramadıkları için bunlar yurt dışına gitmek için pasaport alamamışlar. Peki. Biz o kadar temiz, titiz bir şekilde, şeffaf bir şekilde götürüyoruz ki böyle bir şey duyunca çok iyi oldu. Sizlerin böyle bağlanıp bize konuşma fırsatı vermesi. Ben ayrıca sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benim belediye yönetimim asla bu tür işlere hiçbir zaman için kalkışmaz. Bu temiz titizliği devam eder, gider Peki. diye düşünüyorum. Peki, Sayın Çok Başkan. Çok teşekkür ederim. Sayın Şener, Sayın Başkan evet. teşekkür ediyorum. Sayın Yılmaz'a dönmek isterim. Yozgat Yerköy Belediye Başkanı. Sayın Başkan sizler de hoş geldiniz canlı yayınımıza. Yine herhangi bir yönlendirme içermeden baştan sorayım. Ne yaşadınız? Neler oldu? Yozgat Yerköy'de Türkiye'nin konuştuğu bu skandala dair birileri geldi mi, birileri gitti mi, birileri gönderildi mi? Gri pasaport bu işin içerisinde Yozgat Yerköy özelinde var mıydı? Neler oldu? Sizden dinlemek istiyoruz. Evet, şimdi biz bu olayların dışındayız. Bugün yine Sayın Başkanımızın söylediği gibi Sayın Valimiz bizi aradı. Öncesinde de bir iki duyum almıştık. Tabii biz burada bizimki farklı bir boyut. Biz belediyemize gelen vatandaşları falan göndermedik. Biz 40 yıllık bir vakıf olan Anadolu Halk Dansları Topluluğu Vakfı'nın daha önce Sayın Başkan'ın galiba Skype bağlantısında ufak bir bağlantı problemi yaşıyoruz. Düzeldiği takdirde değerli rejimiz bizleri tekrar uyaracak. O arada yorum rica edin Barış Terkoğlu senden. Yani başkanlar en azından bir başkan dinledik. Sayın Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener'i dinledik. Suçlamalar peki düzelmiş, tamam, zaman kaybetmeyelim. Sayın Başkan'a tekrar dönelim. Sayın Yılmaz, ufak bir bağlantı sorunu yaşadığınızı zannediyorum, kaldığınız noktadan devam etmenizi rica edeyim.
Şimdi Anadolu Halk Tarzları Topluluğu 40 yıllık bir vakıf, Ankara'da faaliyet gösteren, bizden önceki süreçte de Kırşehir Mucur Belediyesi adı altına uluslararası ve ülkemizdeki yarışmalara katılan, ülkemizin 7 bölgesinin folklorunu çok güzel bir şekilde icra eden ve dünya birincisi olmuş bir folklor ekibi. Biz göreve geldikten sonra Mucur Belediyesi ile ilişkisini bıraktı ve Yerköy Belediyesi adı altında Yerköy Belediyesi Anadolu Halk Dansları Topluluğu olarak faaliyetlerini sürdürdü. Tabii biz bu süreçte bizim tespitlerimize 15-21 Temmuz 2019'da Romanya'da, Polonya'da düzenlenen Folk Festival isimli organizasyonda ülkemizi temsil etmek adına katılan Yerköy Belediyesi Anadolu Halk Dansları Topluluğu'nun 29 tane üyesine biz valiliğimize ve il emniyetimize yazarak bunlarla ilgili girişimde bulunduk ve bunlar gittiler. O yarışmada aslında ben bunun konuşulmasını isterdim. Yani Yerköy Belediyesi'nin ve Anadolu Halk Dansları Topluluğu'nun Polonya'daki bir yarışmada birinci olarak ülkemize döndüğünde gururla televizyonlarda anlatılmasını isterdim. 29 kişi gitti ve tekrar ülkemize 29 kişi döndü. Tabii bunun yolu gri pasaportla oluyor. Biz gri pasaportu valiliğimizin incelemeleri ve izniyle bu Anadolu Halk Dansları Topluluğu'nu kullandırdık. Tamam, tekrar döndü. Ülkeye döndükten sonra bize, ben zaten Halk TV'deki bizimle irtibata geçen arkadaşımıza da belgeyi gönderdim. Vakıf bize imzalı olarak gönderdiğimiz isimlerin döndüğünü teyit eden bir belgeyi bize gönderdi. O belge zannediyorum var. Değerli rejimden rica edeyim. O belgeyi de görelim, evet. Lütfen. Sayın Başkan'ın bahsetmiş olduğu. Evet, buyurun. Tabii bu 15-21 Temmuz sürecindeki yarışmadan sonra hepsi döndü. Döndükten sonra biz toplu organizasyondan... Peki, Sayın Başkan, bu arada şer düşmek için araya giriyorum, özür diliyorum. Burada elbette kimlikler açıkça belli olmasın diye oradaki kimlikler buzlanmış durumda. Fakat Anadolu Folklor Vakfı Genel Başkanı Rüştü Akar'ın imzası var ve şöyle yazıyor. 15-21 Temmuz 2019 Polonya Folk Festivali'nde ülkemizi temsil etmek için yapılan, katılan ve eksiksiz olarak yurda dönen dansçı ve müzisyenlerimizin isim listesidir. Dediğiniz gibi eksiksiz olarak yurda dönen ibaresinin olduğunu söyleyelim. Buzlanmış isim listesinin hemen üstünde. Kaldığınız yerden buyurun Sayın Başkan. Tabii yurda döndükten sonra tabii 21 Temmuz'a dönüyor. Akabinde geldi. Kırşehir Valiliği'nin Ahi Festivali vardı. Aynı Kırşehir Valiliği'nin organize etmiş olduğu belediye ile birlikte Ahi Festivali'nde Kırşehir Meydanı'nda 7 bölgemizin ve Türk Cumhuriyetlerinin oyunlarını icra etmiştir bu ekip. Hı hı. Ondan sonra ister Ay'a giderler, ister Mars'a giderler, bizi ilgilendirmez. Ama bizi ilgilendiren kısmı bu. Biz Yerköy Belediyesi olarak 40 yıllık bir vakıfla ve 100'den fazla yurt dışına bu ekip gitmiş, yarışmalara katılmış, gösteriler yapmış ve gelmiş. Derdimiz Yerköy Belediyesi'nin ve Yerköy'ün ismini tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye duyurmaktı. Tabii birinci olduğunda maalesef duyuramadık ama yurda hepsi dönüyor. Gri pasaport kullandıklarından dolayı Yerköy'ün ismini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya sağ olsun kendileriyle bizi aynı kategoriye sokmak isteyen birileri tarafından maalesef duyurdu. Ben bu konuda üzüntülüyüm. Bu sapla samanı karıştırmak denir buna. Yani hepimizin evinde bıçak vardır. Bıçakla eğer elmayı soyar yersen meyve soymuş olur. Ama bıçağı götürür de birisine, affedersiniz, vurursanız insanı yaralamış ya öldürmüş olur. Bu gri pasaport hükümetin, devletimizin belediyelere veya ilgili kurumlara giden şahıslara tanıdığı bir haktır. Ve bu pasaport 3 aylık süreyle verilmiştir. Yani demem o ki 2019 Temmuz ayında dönmüşler. 2019'dan günümüze 1,5 sene geçiyor. Ve hiçbir gündeme gelmiyor. Ne hikmetse bugün gündeme geldi. Tabii burada sadece bir belediyenin yapmış olduğu yanlışları diğer belediyeler de ortak ederek, işte bunlar da vardır efendim. Yani gri pasaportu kullanmak suç değil ki. Ama bu kullandıktan sonra vatandaşlarımızın tekrar Türkiye'ye gelmesi bizim bu konuda
art niyetsiz bir çalışma yürüttüğümüzün en güzel örneğidir. Geldikten sonra aynı şahıslar ne yapmıştır, gitmiş midir, gelmemiştir onu bilmeyiz biz. Grup halinde gidip gelenler, bugün de teyit ettirdim, pasaportları da vakıftadır, hepsinin 29'unda. Türkiye'dedirler. Gerisini biz bilmeyiz. Gerisini Emniyetimiz, İçişleri Bakanlığımız araştırsın. Elbette. Burada bizim art niyetsiz bir şekilde şunu bir daha söylüyorum. Dünya birincisi olmuş. Son gittiği festivalde de birinci olmuş. Anadolu Halk Dansları topluluğundan ve yer köylülerden ve yer köy belediyesinden bir özür dilemelerini bekliyorum. Size de bu şansı verdiğiniz için şahsım ve yer köy adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkan teşekkürler. Var mıdır soru? Peki Sayın Başkanları teşekkür ediyoruz. Sayın Şenel, Sayın Yılmaz çok teşekkürler. Birinci ağızdan doğrulattık. Neler yaşandığını birinci ağızdan anlattılar. Sözüm var özel bilgiler olarak bunlar da kayda geçti. Bir 5 dakikalık reklama gitmek üzereyiz. Bir 5 dakikamız var ama. Öyle değil mi? 5 dakikamız daha var. Barış Terkoğlu ne düşündürdü bu mesele? Ya şöyle, ya biz yanlış, şu anda yanlış bir şeyi tartıştırıyor bu tablo bize. Çünkü biz burada hizmet pasaportu alıp da bir kişinin dönmemesini tartışmıyoruz sadece. Bak, bu maalesef Türkiye'nin gerçeği. Bak maalesef Türkiye'nin gerçeği diyorum. Bunu ayrı konuşmak gerekiyor. Başka bir program yapacağız belki bunun belki için. Yani maalesef Türkiye'de pasaport alıp gidip sonra da ben geri dönmüyorum demek, neden insanların bunu tercih ettiğini ayrıca konuşacağız. Biz burada bir örgütü konuşuyoruz. Bunu konuşalım. Yani AKP'li, CHP'li falan bunun ötesinde biz burada bir örgütü konuşuyoruz. Niye bir örgütü konuşuyoruz? İnsanlar diyorlar ki işte buradaki folklormuş bilmem neymiş bununla hiç alakası yok. Köyünde, evinde bilmem nerede otururken benden şu kadar 1000 euro istediler. Bir çete, bir örgüt, bir organizasyon benden bu kadar para istedi. Bu parayı verdim. Bana sanki devlet hizmeti yapıyormuşum gibi pasaport verdiler. Biz 40 küsür kişi, 20 küsür kişi neyse, çeşitli yerlerde bu sayı değişiyor, bir araya geldik. Devlet hizmetindeymişiz gibi gittik ve orada şey yaptık. Bu insan kaçakçılığı, biz insan kaçakçılığını tartışıyoruz. Tabii ki. Biz 3 kişinin, 1 kişinin, o kişinin pasaport, mesele buna çeviriyorlar, bunu söylemek istiyorum. Utancın bir yönünde şu, tanık ifadelerinde şu söyleniyor. 6000 euroyu veren gider, bunu gider. Herkes bilir diyor. Ne zaman siyasete geliyor konu? Bir belediye başkanı çıkıp evet ben de bu işi destekledim dediği zaman siyasete giriyor. Veya Malatya Yeşilyurt'taki gibi belediye başkanı gidip AKP il başkanlığında bu basın açıklamasını yaptığı zaman siyasete giriyor. Eğer AKP'li belediye başkanı da kalkıp nasıl bizim pasaportlarımız böyle bir şeyde kullanılır deseydi bu iş böyle olmayacaktı. Anlatabiliyor muyum meseleyi? O yüzden şu anda Türkiye'de su bulandırılıyor bu mesele. Şu andan itibaren su bulandırılıyor. Bir kısa araya gideceğiz. Araya gitmeden bilgileri de vermek lazım. Şimdi Halk TV Tunceli muhabiri Ferit Demir. Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısını okudunuz mu bilmiyorum ama şimdi bugün konuşacağımız meselenin içerisinde bir de Diyanet yönü var. Anlatacağımız, soracağımız doğru sorular var. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da bizlerle birlikte olacak. Ferit Demir'le birlikte eş zamanlı olarak. Bu meseleyi konuşacağız. Tabii önce Barış Terkoğlu'na o yazı üzerinden bir söz vermek istiyorum. Okumadıysanız dinlemenizi, kulaklarınızı açmanızı ve dinlemenizi rica ediyorum değerli Halk TV izleyenleri. Örgütlü bir suç olarak konuşuluyor ya, neden üstüne basa basa Barış Terkoğlu bunu vurguluyor? Birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. Ufacık, kısacık bir reklam arasına gideceğiz. Ardından Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri. Az önce Barış Terkoğlu da vurguladı ya, ya dış politikada Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu gösterdiğinizde bakışları değiştirebilecek kadar hassas bir konu, milli bir konu, dış politikamızın en önemli meselelerinden biri haline gelebilecek bir konu. Dolayısıyla